Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta alıştığınız üzere seriler şeklinde devam eden, sıkça sorulan sorular tadında videolarımdan biriyle daha sizinle beraberim. Bu haftaki konumuz ağrılar, yani egzersiz sırasındaki ağrılar. Egzersiz sırasında ağrı çekmemiz doğal mı? Egzersizdeki ağrının boyutu ne derecede olmalı? Bütün bunlarla ilgili çok fazla soru geliyor. Şöyle başlayalım. Egzersiz sırasında belirli seviyede bir ağrı olması tabii ki çok doğal. Ağrısız egzersiz neredeyse mümkün değil. Her çeşit egzersizde, özellikle pilates gibi fonksiyonel ve kendi ağırlığınızla çalıştığınız egzersizlerde ağrı hissetmeniz çok olası. Ancak bu ağrıların tabii ki bir dozu, bir seviyesi olmalı. Ağrıyı nerede hissedersek doğru, nasıl ağrılar hissedersek doğru, hangileri sinyal ağrılar, tehlike işareti, bunlardan bahsedeceğiz biraz. Evet, egzersiz yaparken benim dost ağrılar diye tabir ettiğim bazı ağrıları hissetmemiz aslında egzersizin bizim için olumlu şekilde seyrettiğinin de işareti. Yani bazı ağrılar aslında doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Özellikle bazı hareketler için doğru pozisyon aldığımızda, hareketi tam yaptığımızda nokta atışı şeklinde hangi kasta ağrı, gerilme, kasılma hissediyorsak aslında o bizim için evet biz doğru yoldayız, doğru kası doğru şekilde çalıştırabiliyoruz işareti de veriyor. Bunları eğitmenler aslında üyeden duydukları zaman mutlu oluyorlar. Ancak bazı ağrılar var ki bunlar da tam tersi hemen durmamız gereken veya hareketin şiddetini ayarlamamız gereken, örneğin pilates yapıyorsak aletin yayını değiştirmemiz gereken, varyasyonunu değiştirmemiz gereken bir işaret de olabilir. Doğru ağrılar genelde kas ağrıları diye nitelendirdiğimiz, yani ben aslında herkesin anlayabileceği şekilde daha böyle tıbbi terimler falan kullanmadan anlatmak istiyorum. Herkesin anlayabileceği şekilde kas ağrıları diye tabir ettiğimiz ya da hamlık ağrıları da diyebiliriz bazen. Özellikle spora ara verip yeniden başlayan veya hayatına ilk defa yapanların yaşadığı ağrılardır bunlar. Bu ağrıları aslında belirgin kas gruplarında hissettiğimizde bu bizim için kasın doğru çalıştığına işaret eder. Nedir bu? Büyük kas gruplarında tekrara yönelik yanmalar, genel ve büyük yaygın ağrılar, kasılmalar, o bölgede üyenin böyle tabiri caizse cayır cayır yanıyor şeklinde ifade ettiği bazı ağrılar aslında hepimizin kabul ettiği ve doğru ağrılar. Ancak bir de büyük kas grupları dışında eklem bölgelerinizde oluşan ağrılar vardır ki bunlara ben sinyal ağrılar, tehlike çanları şeklinde isim veriyorum. Eklemlerde, boyun, bel, kalça ekleminizde, omuz ekleminizde, dizlerde, bileklerde oluşabilecek. Tabiri caizse batma şeklinde, bıçak ya da iğne batması şeklinde ya da belirgin bir bölgeden, örneğin boyundan kola doğru uzayan bir elektriklenme şeklinde sancılar, ağrılar. Bazen belli bir sesin eşlik ettiği ya da bir takılma hissinin eşlik ettiği ağrılar, ani ağrılar, bize dur diyen ağrılar. Bazı insanlar çok dirayetli, yani ağrıya alışık ve ilk defa ömründe spor yapan birisi bazen şunu hissediyor. Ben buraya spor yapmaya geldim, benim vücudum tabii ki ağrıyacak. Ama eğer doğru ağrılarla yanlış ağrıları ayırt edemezse ve bunu eğitmene bildirmezse aslında belki de çok ciddi bir şekilde belli bir eklemi zorlayıp o bölgede deformasyon yaratmaya başlayabilir. Bazı insanlar da çok nazlıdır. Bazen doğru kas ağrılarına bile büyük tepkiler verebilirler. O noktada eğitmenin tecrübesi devreye giriyor. Kim gerçekten böyle biraz komik bir tabirle naz yapıyorsa, kim gerçekten ağrı çekiyorsa bunu ayırt edebilmeli, yerini sormalı. Kişiyle sürekli paslaşma halinde olmalı derste. Neresi ağrıyor, nasıl bir ağrı, nasıl hissediyorsun? Her hareket sonrasında bu soruları sormak aslında işi çok kolaylaştıracaktır. Üyenin de eğitmenden ağrıyı saklamaması, özellikle yoğun ağrıların hangi bölgede olduğu, hangi hareket sırasında, hangi pozisyon sırasında, nerede olduğu çok ciddi ve doğru bir şekilde o bilgi eğitmene verilmeli. Eğer bu şekilde ilerlerse işler, kimse sakatlanmadan doğru şekilde egzersiz yapabilir ve maksimum faydayı görebilir, minimum zarar, hatta hiç zararla o egzersizden ayrılabilir. Bir de değinmek istediğim bir konu daha var, egzersiz sonrası ağrılar. Bunlar da laktik asit birikiminden dolayı, yine başta söylediğim gibi yeni egzersize başlamış veya bir süre ara verip tekrar egzersiz hayatına geri dönmüş insanlar için geçerli ağrılar.
İlk birkaç dersten sonra bu ağrıları hissetmek, oturup kalkarken, gülerken, karında, işte ne bileyim çalıştırdığınız diğer bölgelerde, normal günlük rutin işlerinizi yaparken araya giren o tatlı ağrılar, kas ağrıları, hamlık ağrıları diyebileceğimiz ağrılar aslında bizim yine beklediğimiz ağrılardır. Bunların şiddeti kişiden kişiye değişebilir, hareketten harekete değişebilir. Ancak egzersiz sonrası ağrı da eğer rutininiz aylardır devam ederken her egzersiz sonrası bir ağrı durumunuz varsa aslında burada yanlış giden bir şeyler olabilir. İlk birkaç derste bu ağrıları çekip sonra rutine alıştıkça sadece ağrıyı egzersizde yaşamak, egzersiz sonrasında pek ağrının kalmaması daha doğru bir görüntü bizim için. Ancak daha sonraki zamanlarda uzun soluklu egzersiz yapan birisi için şu geçerli, yeni bir harekete geçildiğinde, seviye biraz yükseldiğinde, atıyorum ağırlık biraz arttığında, pilates yapıyorsanız örnek vereyim, yaylar arttığında belki tekrar o ağrılara bir geri dönüş olabilir. Çünkü vücut bir tepki verir, şaşırır kaslar. Bunlar da normaldir. Bir iki ders böyle belki yeni bir duruma adaptasyon söz konusu olabilir uzun soluklu egzersiz yapan kişiler için. Ama bunun dışında dediğim gibi sürekli ağrılar olması, o zaman bir yerde bir açık var, bir kaçak var demek olabilir. Bazı önlemler alınmasına rağmen bazı ağrılar egzersiz sırasında devam ediyorsa veya kişide bir bel fıtığı, boyun fıtığı problemi, bir kas eklem rahatsızlığı varsa bir hekime danışarak egzersize başlanması gerektiğinin kesin koşuludur. Bütün bu bilgiler ışığında umarım yine sizin için faydalı bir video çekebilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz her zamanki gibi bir beğene basmadan geçmeyin. Tabii ki abone olabilirsiniz eğer içeriklerimin devamını takip etmek istiyorsanız. Bu konuyla ve diğer konularla ilgili merak ettiklerinizi, fikirlerinizi, sormak istediklerinizi yorumlar kısmında bana sorarsanız cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.